Stop! Stop! Kapat şu müziği, kapat! Teyze! Hocam ne oldu gene ya? Tam tempoyu tutturmuş gidiyordum ya. Heh, olmuyor Fenasi, olmuyor. Duygular eksik, aşk eksik, aşk. Seyirci eskisi gibi değil. Aşk ister, bu yürekten ister. Sense böyle Kara Murat gibi atına abanıyorsun, açıldıracağım. Biraz içten yap bu işi. Emotion, emotion. Doğru kelime bu. Ya ne emotion'u ya? Ben sabah saat 9'dan beri 2 poğaçayla duruyorum hocam. Açlıktan çüküm düştü, tansiyon götümde atıyor. Sen emotion diyorsun. Benim açlıktan karıyı ısırasım geliyor. Ha? Bravo Çakma Thomas. Tam da istediğim bu. Isır, ye. Ama bunu aşkla yap, aşkla. Ay, senin yüzünden mesleği bırakacağım. Ay senin aşkına sokayım ya. Efendim? Yokmuş hocam, yok. Ben diyorum ki bir sigara molası vereyim, hemen toparlarım. Hadi sigara molası ver, toparla, ben kendi dağıldım ben. Burak! Dokun biraz bana, çıldıracağım ya. Az stresimi. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Sen ne yapıyorsun? Dekoru yapıyorum hocam. Ay ne yaparsan yap. Ay Burak, çok kötüyüm Burak. Aa, kıvama geldi bak. Şişti bayağı, güzel oldu. Kerim abi. Hı. Abi, hı, bir kadın geldi. Bu mu? Yok be abicim, bu değil ya. Bu bizim personel, tanımıyor musun bunu? Kadın, canlı yani. Ne olmuş? Seni soruyor. Beni soracak oğlum, benim işim bu. Ağrısı olan eczaneye, kaşıntısı olan Kerim abine. Diyorsun da öyle değil işte yani. Bence var ya bu kadın hani sana öyle pek yüz vermez gibi, anlatabiliyor muyum? Kalite yani, öyle bir kadın kişi. Diyorsun. Evet. Görelim bakalım. Vay çaka. Abilerin güzeli ya. Gel bakayım kız. Yavaş lan. Buyurun hanımefendi. Hanımefendiciğim. Beklettik sizi. Bu medeniyet sizin kusuruna bakmayın. Önemli değil. Kapat şunu basit herif. Pardon abicim, hanımefendi pardon. Kapatıyorum. Kapat. Şimdi bizi hanımefendiyle yalnız bırak, içeriye de kimseyi alma. Hanımefendinin belki konuşmak isteyeceği şeyler vardır özel olarak. Hadi çüz. Çüz abi, çüz. Çüş, çüş. Ayakta kaldınız, oturmaz mıydınız? Biz teknolojik bir iş yapıyoruz da, bunlar teknik alet, edevat. Kıyafet de malum, duruma uygun. Bu arada ben Kerim Yüksek, Fenasi sahne adım. Buyurun lütfen. Memnun oldum Kerim Bey. Ben de Aslı Kocatepe. Kazancıoğulları ailesinin avukatıyım. Avukatsınız demek. İyi ama benim avukatlık bir işim yok ki. Var. Ama henüz sizin haberiniz yok. Müsaadenizle. Şaka mı bu? Avukatlar şaka yapmaz Kerim Bey. Evraklarda gördüğünüz her şey tamamen gerçek. Doğum belgeniz, hastane kayıtlarınız, kimliğiniz vesaire, her şey orada. Abi. Hoca sallanmasın, kremin etkisi geçmeden gelsin diyor. Bak o kremi hepsini sürer. Önce onun, sonra bütün setin alayına kayarım. Yok yani abicim, ne yapıyorsun bayan insan kadının yanında ya? Ayıp olmuyor mu birazcık ona? Özür dilerim hanımefendiciğim.
Bunlar teknik terminolojiler. Mesleğin jargonu ağzımdan kaçtı, kusura bakmayın. Kapat lan kapıyı. Alttan alttan esiyor. Hasta edeceksin beni. Vay be. Rahmetli annem hep derdi. Oğlum, babam bir gün seni bulur nasılsa diye. Ama ben 40'ımdan sonra babayı ne yapayım ki? Kadir Bey, yani babanız çok hasta. Belki de son günlerini yaşıyor. 6 aydır sizi arıyorum. Yani inanılmaz bir mesai harcadım. Sanırım babanız ölmeden önce sizden af dilemek istiyor. İstemem. Gelemem ki. Benim çok işim var. Ben 8 tane film çekeceğim. Hem ben o filmlerin parasını aldım, yedim bile. Kerim Bey, babanız çok zengin. Büyük bir aile mirası var. Bu mirastan size de eminim iyi bir pay kalacaktır. Ya para mara bozar beni. Benim servete falan ihtiyacım yok. Hem gaz yapar o bende. Hem ben namusumla para kazanıyorum. Yani çok şükür para kazanıyorum. Bir şeye ihtiyacım yok ki. Hem siz şimdi gidin. İsterse babalık sonra kendi gelsin. Babanızın buraya gelebileceğini hiç sanmıyorum Kerim Bey. Bu benim kartım. Arkasında adres var. Eğer fikrinizi değiştirirseniz arayın lütfen. Kolay gelsin. Nerede lan şu krem? Bekle, geliyorum, geliyorum. Demek avukatmış ha? Hı hı. E ne istiyormuş abi? Beni. Seni mi? Azmış mı karı? Yok oğlum, öyle değil. Babam aratmış, o da bulmuş beni. Babalık ölmeden önce görmek istemiş beni. Yapma ya. Ebe abicim be, ebe. Hediye edin ya sen de. Biz zaten babayı bulduk. Full sefiliz. Fikret Hukuk'u var ya, bizi görseydi sefillere baştan yazardı. Yani o durumdayız, ben sana söyleyeyim ha. Bir sus ya, bir sus. Ruhumu kararttın, basiretimi bağladın, ruhuma tecavüz ettin. Yürü. Ne yapacağım peki, gideceğim mi? Ne gideceğim ya? 40'ından sonra baba ne sikime lazım ki? Hem bak, İsteyince buldurabiliyormuş beni. Kasma da yürü. Sen çarptın baba. Şimdi sıçtık sıvadık. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kerim Bey. İyi akşamlar, pek değerli ev sahibi. Bugün güzel keyifleriniz nasıl? Vallahi çok ağrım var bugün de. Hani şu geciken kiranızı ödeseniz daha iyi olur. Ay ben de berbat durumdayım. Her tarafım tutuk. 2 duble çakıp zıbarıp uyuyacağım vallahi. Ablacığım bak çok güzel masajım var elimde, tamam mı? 10 numara. Yani yapmışlığım var. Hamamda çalışmışlığım var. Mıncırırım acayip. Arkadan mı kütlediğim bir şeyin kalmaz. Sen sus. Sana soran oldu mu? Ha? Ah ben anlamam. Bugün kiramı istiyorum. O kadar. Bak karının ettiğine, ev sahibesinin. Geldik buralara ya. Ne güzel şimdi evde oturacaktık, mezemiz de olacaktı böyle falan 10 numara. Değil mi? Olsun oğlum. Çıktı kahve alıyoruz bak. Manzara fıstık. Ha. Ha. Of of. Çok yalnız be abi. Hele ben. Bak gene senin baban varmış. Ya benim hiçbir şeyim yok. Çok yalnızım. Ya kapat dedim amına koyayım şu konuyu ya. Babam babam yok benim ya. Koca dünyada sen ve ben ne güzel yaşıyoruz işte. El elde baş başta. Doğru be abi. Ama yük hep senin beline be abici. Bir de ben biniyorum sırtına. Dıgıdık 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 dıgıdık. Oradan anladın mı? Çökertiyorum ben seni. Yeminle bak. Basitim be abicim. Çok basitim amına koyayım ya. Sen bana en iyi dostumun emanetiydin. Şimdi en iyi dostum oldun ya. Eyvallah abi. Ben çalışır bakarım oğlum bize. Sıkıntı yok. Eyvallah.
Nereye kadar pompa? Kaç film daha? Yaş 40'ı geçti. Vücutta bir yere kadar biliyorsun. Abi öyle deme, sende hala iş var ya. Sende en az araya bir ay daha iş çıkar, bak ben sana söyleyeyim. 10 kaplan gücündesin, gençlerde bir numara yok. Bir postada bitiyorlar, ben sana diyeyim yani. Ulan oğlum, ben günde 3 film çevirdiğimi bilirim be. 3 film, 3! Cüneyt Arkın'ıydım ben bu sektörün be. Hala öylesin be abi. Tabii, Coşkun abi var ya, senin eline su dökemez bak ben sana diyeyim. Senin çırağın olur ancak, yeminle. Ulan oğlum, kaplan da olsan, kobra da beslesen, zenci de olsan nereye kadar? Abi. Hı. Bir şey diyeceğim ama kızmak yok bak. Söyle. Açma diyorsun konuyu ama hani madem babalara geldin, tamam mı? Belki bu sana bir işaret fişeğidir. Olayları görmen için, sıfırdan başlaman için. Ha? Son şansın belki de. Babanın servetiyle beraber yeniden başlamak için ya, düşünsene. Onun serveti bana mı kalır ya? Vardır bir sürü miras yedisi. Oho. Neyse hacı, bu mevzu uzar. Ben gideyim şu Filiz karısının ağzına bir tıkayım da kirayı ödeyeyim. Nasıl olsa yakamızı bırakmayacak, anasını satayım. İyi madem. Sen o iş hallediver babacığım, evet o güzel olur bak. Abicim günaydın. Nasılsın? Ne günaydın oğlum ya? At boku gibiyim. Ama harbiden baba öylesin yani. Sen şimdi tabii sabaha kadar gelemeyince merak ettim ben de. Emeklemiş senin her tarafını ya. Şu hale bak be arkadaş ya. Sorması ayıp. Kaç aylık kiramızı verdin abicim? Oğlum geçen aydan kalma faizimiz varmış. Onu da tahsil etti. Kapıyı kilitledi manyakları. Çıkamadım dışarıya. Maşallah, devlet gibi karı görüyor musun? Kuruşunu kimse de bırakmıyor. Yarasın abim. Sen dua et, var ya tek parça geldi. Tiksindim, tiksindim vallahi. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hatta nereye gideceğiz oğlum? Babaya gideceğiz. Babaya? Gidelim bakalım babalık ne diyor? Belki senin söylediğin gibi kısmetimizde başka bir şey vardır. Yolumuz başka bir yere akar. Bir gidip bakalım ne diyor. Hadi. Abicim bakalım, ben sana hep söylüyorum. Hep bakalım tabii ya. Ya git dediğimiz kadar. Hemen gidiyoruz. Bir dakika. Nereye gidiyoruz? Ne oldu lan? Set var ya bugün. Set. Ya varsa var, bir şey olmaz oğlum. Git, çünkü burkulmuş de. İçine kaçmış de. Uydur işte bir şey. Çekeriz yarın öbür gün ya. Ne olacak? Abicim, hocadan bahsediyoruz yani. Mazeret dinlemez biliyorsun. Harbiden bir şey söylemek lazım. Dert ettiğin şeye bak oğlum ya. Gideriz cappara, alırız bir rapor. Olur biter. Hadi daraldım. Hadi gidelim. Sıkıntı yok. Şu avukatın telefonu nerede? Arayayım da gelsin alsın bizi. Avukat mı? Ooo baby! Abicim, ben ne güne duruyorum burada. Ha? Alabilir miyim şunu? Kursun arabası yoksa tabii. Taksi tutarız, taksiyle gideriz. Ne taksisi lan? Ben o parayı kazanana kadar belim kopuyor benim, belim. Ver şu kartı, ver. Hadi hazırlan, çabuk. Sıkıntı yok, hemen geliyorum abiciğim. Arif Bey, Arif Bey. Aman dikkat Arif Bey. Bu seferki kim? Vallahi bu sefer babanızı getirdik Arif Bey. Efendim bu geçen seferki karışıklık için hastane yönetimi olarak size karşı çok mahcubuz. Ben yine de bakacağım. Ne olmaz ne olmaz. Geçen sefer getirdiğiniz zenci dirilip bizi önüne takacak.
Ya bizi önüne katacak diye yüreğim ağzıma geldi ya. Neydi o zincirdeki üçüncü bacak öyle? Aman efendim, hiç önemli değil. Biz tutardık. Neyi? Adamı tutardık efendim. Yine de çok ama çok özür dileriz. Tamam, hadi uzatmayalım daha fazla. Getirin arkadaşlar. Babacığım iyi misin? Ay çok affedersin baba, çok affedersin. Şahya'cığım. Allah kahretsin. Kahya. Arif Bey. Babamı odasında iyice rahat ettirin, olur mu? Ben de birazdan yanına geleceğim. Anlaşıldı Arif Bey. Peri Hanım neredeler? Odasındalar Arif Bey. Zira beyefendi için mum yaktılar. Mum yaktılar? Ne mumu be? Ne mumu? O yaksa yaksa şeyine, kına yakar. Mummuş. Şeyi? Arap şeyi. Ha, Arap şeyi. Hoşunuza gitti. Geri dön. Marş. Sen misin tatlım? Yok, Kara Murat. Ay ne bekliyordun? Odana Kara Murat girsin diye mi? Eh canım, fena olmazdı. Nasıl yani? Ay hemen sinirlenme hayatım. Ay böyle biraz gergin görünüyorsun. İstersen şöyle biraz seni rahatlatayım. İstemem. Saçmalama. Babam aşağıda Azrail'le tavla oynasın. Ben burada mala mı vurayım? Ne diyorsun ya? Ah tabii. Bebek yapacaksak o zaman başka ha? Aklım fikrim bebekte. Vücudumu bozamam diyorum. Bana bak, kardeşim denen o Keş Yosma yolda mı, geliyor mu? Ha? Yoldalarmış, birazdan gelirler. Gelirler derken? Yani canım benim tek gelmiyor. Yanında boyfriendi de varmış. Gelirler birazdan. Onunla mı geliyor? Testosteron torbasıyla mı geliyor? Terli terli kokan o ya. Ya Allah, niye bana böyle bir kız kardeş vereceğine bir erkek kardeş ya da bir abi vermedi ki? Keşke bu dileğini sevgili babacığına işi bitmeden önce söyleseydim. Neyse. Ben babamın yanına iniyorum. Sen de üzerine doğru düzgün bir şeyler giyip gel. Yıllardır gelmemiştim bu arada. Ay moralim sıfır Demir. Sinirlerim bozuk ya. Rüya öyle deme bak. Baban öldü, ölecekmiş biliyorsun. Aman ölsün. Zaten bunca yıl annemin Nahi'yle nasıl yaşadı merak ediyorum. Anneciğimin cesedi daha soğumadan şu cadı kadınla evlendi ya. Bir de ortada bu kadar servet var. Hayır ne kendi yiyor ne bize yediriyor moruk. Canım çok fazla kullanmadın mı bugün? Çok aldım bak bugün ver. Ben... Sus. Anlamazsın sen. Ben babam yüzünden keşif oldum zaten. İşte bu yazar bozuntusu abimin gölgesinde kaldım ben yıllarca. İnat ettim, gittim moda ikonu oldum ama kendimi babamı bir türlü beğendiremedim. Gösteremedim kendimi. Varsa yoksa Arif. Bir de şu peri. İsmi ne kadar yakışıyor değil mi? Bak ismi gibi aynısı. Hadi başladın sen yine. İnelim yoksa ayıp olacak. E hadi. Abim, seni yeniden görmek ne güzel. Son eserin tam bir başyapıt. Diyorsun. Birbirimizi kandırmayalım istersen kardeşim. Kitaplarımdan nefret ettiğini sen de gayet iyi biliyorsun. Babamın miras meselesi olmasa bok gelirdin buraya. Haklısın aslında. Kitabın tam bir pislik. Hatta okurken yarısında köpeğim üstüne kakasını yaptı. Nedir bu miras olayları falan? Daha babam ölmeden diri diri mezara gömdünüz. Hayırdır?
Bu konuları sonra konuşalım istersen kardeşim. Yeri ve zamanı değil. Ha? Hem Demircan da yorulmuştur. Demircan değil abi, Demir. Hem ben asla yorulmam. Makine gibiyimdir. Allah belanı. Dene istersen beni. Ay yüreğim ağzıma geliyor, böyle ani şeyler yapma ya. Seni kardeşim deneyip almıştır zaten. Tekrar benim denememe gerek yok. Hadi. Tuhaf. Uşağı. Köpüklü. Rüya. Ay ne kadar kötü bir kahve bu. Hemen götür yenisini yap. Ay canım hoş geldin. Uzun yıllar oldu görüşmeyeli. Ay hiç değişmemişsin. Sen de öyle çok fit görünüyorsun. Spor mu yapıyorsun? Ay şekerim. Hımbıl bir yazarla evliysen eğer ölmemek için başka ne yapabilirsin ki? Bebek. Ne? Bebek yapabiliriz. Böylece hormonların çalışır, daha uzun yaşarsın, ölmezsin. Ha hayatım. Bizim özel hayatımız eminim ki onları hiç ilgilendirmiyordur. Aa, bu arada merhaba. Ben Eda Kazancıoğlu. Memnun oldum Eda. Pardon. Rüya, ay nereden buluyorsun böyle adamları? Gladyatör gibi maşallah. Benimkinde çalıştırsa var ya, hiç fena olmaz. Gerek yok hayatım. Benim kaslarım başka yerde. Nerede? Eşyalarınız odalara yerleşti. Başka bir eminiz var? Yok. Çekilebiliriz. Hoş geldin üvey kızım. Hoş bulduk üvey anneciğim. Yolculuk nasıldı? Uzun zamandır yurt dışındasın diye duymuştum. Babamı görmeye geldim. Müsaitse babamı görmek istiyorum. Maalesef. Uyuyor. Hala ilacın etkisinde kardeşim. Uyanınca görürüz. Ha, aklıma gelmişken avukat aradı. Buraya geliyormuş. Bizimle konuşacakları varmış. Önemliymiş. O zaman avukatı bekleyelim. Siz birazcık dinlenin. Bir yemek yiyelim. Sonra hep beraber Kadir Bey'in yanına geçeriz. Pierre, Pierre lütfen. Allah kahretsin, bunun tüyleri alerji yapıyor. Burası da evse biz bugüne kadar ahırda yaşamışız vallahi. Abi şu evin kirası için kaç film çekersin? Kaç pampa? Ya da şöyle düşün. Evin sahibesi Filiz ablaymış. Bir yıllık peşin kira istiyormuş senden. Ne haber? Oğlum gevezelik yapma. Yürü, sıkıntıdan karnıma ağrılar girmeye başladı zaten. Sıçmayayım üstüne. Avukat hanım geldiler. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Sizi bekliyorduk biz de. Merhabalar. Kadir Bey nasıl? Var mı bir gelişme? Bıraktığın gibi. Çok yorgun zavallı kocacığım. Çok üzüyor bizi. Kılık kıyafetinizden belli oluyor ne kadar perişan olduğunuz. Buraya sevgilisiyle gelen ben değilim. Üvey kızım. Ah, böyle bir günde yapmayın. Tamam. Aslı Hanım. Aslı Hanım, gerçekten çok merak ediyorum. Nedir bu çok önemli konu? Dosyada tüm detaylar var. Burada yazanlar tamamen Kadir Bey'in isteği tarafından hazırlandı. Aa! O
diyeceğim, kamera şakası diyeceğim olmayacak. Aynen, ben de öyle zannetmiştim ilk okuduğumda. Selamünaleyküm. Merhaba. Sen de kimsin ya? Kerim ben. Kerim Yüksek. Namı diğer meşhur fenası Kerim abimiz. Ne? Kimi? Aman! Ben de seni! Şu tanıştırma faslını ben halledeyim. Arif Bey Rüya Hanım. Abiniz Kerim Bey. Kerim Yüksek. Abi? Kafi. Başka bir eminiz var mı? Var babacığım, var. Bana bir kuru yanına acıcık böyle. Bir de bir bas soğan getirirsen. Kuru? Bu yemekler ıslak. Allah. Adın ne senin köle? Pierre. Ne kızıyorsun lan? Ne? Pierre. Allah Allah. Sinirli bu ya. Oğlum. Şimdi öyle bir isim ben bilmiyorum. Sana yakışsa yakışsa Sebastian yakışır. Çekilebilirsin Sabo. Medeni ol oğlum biraz. Ara sıra peçete kullan. Abicim. O kadar böyle kalın, o kadar da böyle keyifli güzel bir şey ki kullanmaya dayanmıyorum. Hayvan herif. Peçeteden değil de sanki attarrandan bahsediyorsun. Yok, yavaş yavaş. Basit herif. ne işle meşgulüm demiştiniz? Kerim. Kerim Bey, Kerim. Ne işe uğraşıyorum demiştiniz? Aktörüm efendim ben. Abim Cöndür. Hep başrollerde oynar böyle. Evet. Öyle mi? Hiç tanıdık gelmediniz. Tiyatro mu, dizi mi, sinema mı? Sinema efendim, sinema. Aa, artist abim varmış da farkında değilmişim ben. Hangi filmlerde oynadınız acaba? Çok filmlerde oynadım be abi. Anlatsana. Altın İntikamı. Arabın İntikamı var. Hamlet Katlet. Şey var, Dübellen Şase. Şose boyları falan. Şeyi çok güzel. Son Vuruş'u izlediniz mesela. O benim şeyim. Favorim yani. On numara değil mi baba? Allah Allah ya. Çok garipmiş. Festival filmi mi bunlar? Tabii canım, tabii. Festival, karnaval. Hepsi renkli filmler. Peki ne tarz filmlerde oynuyorsunuz? Efendim? Ne tarz rollerde oynadınız? Ben Alman ekolündeyim efendim. Alman ekolündeyim. Sanatsal filmlerde oynuyorum ben. Sanatsal. Böyle insanların iç dünyasını anlatan, böyle tatminsizlik duygularını ortaya çıkaran, öyle o tür filmleri canlandırmayı seviyorum. Pardon, bu şirket telefonu da... Abi takıldı. Oğlumu görürken. Olur mu karıcıksa? Kerim'i görürken. Kadir Bey. Nerede? Ne yapıyorsun? Kerim. Oğlum. 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 Dayı. Alo dayı. Gel. Oğlum. Oğlum. Gidiyor. Bir dakika. Gitti be. Az kaldı. İşte bütün hikaye bu. Anlayacağın, sana babalık edemeyeceğimi anlamıştım. Ama hiç olmazsa adını ben koyayım dedim. Annene, oğlum olursa adı, neydi senin adın? Kerim. Adını Kerim koyun dedim. Sağ ol babacığım ya.
Koyduğun isimle mesleki anlamda bayağı yardımcı oldun bana. Neyse, hiç şaşırmadım bu hikayeyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Babam da ne abazanmış ha. Yani evde kimseyi bulamayınca hizmetçiye zıplamış biraz. Affet beni oğlum. Bu vicdan azabıyla ölmeme izin verme. Zaten sen affetmezsen ölemem ben. Affederim bari. Affedelim de büyüklük bizde kalsın. Hem seni affedersem Allah da benim günahlarımı affeder. Artık vicdanım rahat, ölebilirim. Adam öleceğim dedi gitti ya. Bu kadar basit mi be? Basit abicim. Ölüm bu kadar basit. Allahu Teala insanı mahlukata nefesi sayıdan veriyor. Vallahi bak. Vakti ömrünü doldurdu bey amca da. Yolculuğa çıktı. Ay. Ha. Abi. Bu ne ya? Yavrularım, siz de beni affedin. Arif, Rüya. Babacığım. Bir kardeşiniz olduğunu sakladım sizden. Affedin, ben de vicdan rahatlığıyla öleyim. Yani şahsen babacığım, ben seni affettim. Yani yıllar sonra karşıma böyle müstesna bir abi çıkarttığın için ben affettim. Rüya. Tamam, ben de affettim babacığım. Yalnız bir an önce gitsin diye. Ne yani? Gitti mi? Herkese vedalaşıp benle vedalaşmadan mı gitti? Ablacığım, dedin ya az önce sayılı, yapacak bir şey yok. Nefes sayılı yani. Ama hani az önce arkadaşlar yukarıda nefes sayım ölçüm değeri var. Onda bir yanlışlık yaptılarsa... Baba. Ananı. Ana ya. Ne bu? Alaca karanlık kuşağı gibi be. Bu ne ya? Abicim, transit yolda habire o dönüşü yapıyor. Ne yapacağız böyle ya? Seni unuttum karıcığım. Seni unuttum. Tünelden geri döndüm. Önemli değil. Döndün ya, ben de seni affettim. Yolun açık olsun. Huzur içerisinde git. Senden özür dilemeyeceğim. Bir kere bile vermedin ölmeden, lanet karı. Gitti. Gene gitti. Alıştık artık. Doktor, ya bir düzgün muayene et ne olur da yine ödümüz bokumuza karışmasın lütfen ya. Doktorlar yalan söylemez. Ben daha bir şey demedim. Ya kardeşim, doktor yalan söylemez. Avukat yalan söylemez. Ya bir biz mi yalan söylüyoruz anasını satayım ya? Kadir Bey'i kaybettik. Kesin mi? Yani tekrar hortlamaz değil mi? Aman yani tekrar ayağa kalkmaz değil mi doktor bey? Kesin kesin. İşte doktor raporu. Daha ne olsun? Evet, bu sefer ölmüş. Kardeşlerim. Nazarında karıncaların seni cındırına seveyim. Baba rahmet, baba rahmet, baba rahmet. Karıncalar cındırmasın. Allah. Oğlum iskele babası da olsa, sinek kadar da olsa babamdı ya. Aşağıda bana hani böyle sarıldı ya. Beni evladı zannetti ya. Aklım gitti. İçim yanıyor be abi. Allah mekanını cennet eylesin. Eyvallah. Allah tuttun altın etsin. Allah ne muradı varsa. Eyvallah.
Allah birazını kocasın. Allah belasını versin. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Gene conta yaktın ya. Ben ne dedim biliyor muyum abiciğim? İçim yanıyor benim burada. Allah! Babam gitti. Abim geldi. İşe bak ya. Hep bir abim olsun istemiştim. Gözünü aç biraz salak şey. Abim dediğine harif bak hemen gelir gelmez babanın gözdesi oldu. 40 yıllık evladısın. Bunca emeğin var. Ama sevgili babacığın senle değil, abim dediğin o adamla uzun uzun vedalaştı. Artık yakında da mirasa konarsa hiç şaşırmam. Bu ne şimdi ya? Bu ne şimdi? Nene. Daha ne olsun? Nur topu gibi bir abimiz oldu. Aa evet doğru. Ne güzel işte. Senin adına sevindim canım. Hayırlı olsun. Neresi güzel Demir? Dalga mı geçiyorsun benimle ha? Dalga mı geçiyorsun? Tabii ya. Şuna bir bakayım kimmiş, neyin nesiymiş, neyin fesiymiş. Peki şimdi ne yapıyoruz madamım? Bekleyeceğiz. Acele eden hata yapar. O biz olmayacağız. Süreyya, Süreyya diye bağırıyor. Ortalığı inletiyordu. Ama Süreyya onu duymuyordu. Çünkü Süreyya'nın elbisesinden damlayan kanlar Dandana Kan Savaşı'nı hatırlatıyordu. Süreyya ata binmiş at gibi inliyordu. Süreyya 89 yerinden bıçaklanmış hala yaşıyordu. Süreyya'nın yaşamayan tek yeri kalbiydi. Kalpsiz bir vücut ne yaşardı ki? Süreyya'nın memeleri... Ya baban ölmüş, sen burada hala roman mı yazıyorsun? Bu da laf mı şimdi ya? Ya sanatçı böyle anlardan beslenir hayatım. Duygu yüklüyken yaratabiliyorum ben. Babamın acısını yazıya dökmeye çalışıyorum. Tam zamanı konsantrasyonumu bozuyorsun. Bozma. İyi iyi hadi çalış o zaman. Süreyya'nın terli vücudu arzularını kabartıyordu. Süreyya vermiyordu. Rabbim lanet etsin, ne yazıyorsun sen ya? Yapamıyorum. Konsantre olamıyorum. Kendimi veremiyorum. Beceremiyorum. Kafam karmakarışık. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Parayı peşin aldı, sete gelmedi pezevenk. Oğlum karının parasını da peşin verdim. Mundar olacak burada. Mahvettin abicim, güzel abim. Bak küsküsü burkulmuş, içine kaçmış. Yeminle ya, vallahi bak. Ya abicim, keyfimden mi gelmiyor sanki? Ha? Kapı gibi doktor raporu var be abi. Sokarım raporuna. Ver lan şu fenasıyı. Peki abicim, madem öyle. Veriyorum, kendisiyle konuş. Abi. Mahvettin abi telefonda. İlde de seni istiyor. Kısıştık. Konuş deseydin. Dedim abi. Kıl dönmesi. Dedim babacığım dedim. Testis spazmı. Abicim hepsini dedim. Adam hipnotor uyanık kalmıyor. Hemoroid dedim, hemoroid. Hemoroid? Bak onu demedim. Çünkü hep önüne çalıştım. Arkaya daha geçmedim. Terbestik abi. Alo, ben Kerim Fenasi. Memnun oldum. Ben de Fenasi Kerim. Neredesin lan taş bebek? Bak ayıp oluyor ama ya. Ben seti bekletmemek için günde 3 tane iğne oluyorum. Mahvoluyorum burada. Senin şu yaptığına bak ya. Abi emeğe biraz saygı ne olur ya. Oğlum ben karının parasını peşin verdim. Daha ilk günden battım. Ben ne yapayım? Abi o karıyla sen takıl. Hem bir pas atmış olursun. İyi gelir. Yalnız karıya çakmadan önce bir iğne yaptır da. Karı tetanozdan ölmesin. Lan oğlum sen benimle taşacak geçeceğine ekmek teknene baksaydın. Ne ara kaptın lan sen o menemşeyi ha? Abi hani o yabancı karı var ya geçen günkü. Abi full time darphane gibi çalışıyor. Herhalde ondan mikrop kaptım ben ya. Abicim. Allah affedersin abi. Hem abi bu kadar yoğun çalışmaktan kendime ve sağlığıma vakit ayıramıyorum ki. Ne SSK'm var ne bir şeyim var ya. Ya
Lan oğlum ya. Lan sen sağlığına dikkat et oğlum ya. Lan oğlum senin daşşan sağ olsun lan. Şşş bana bak. Oğlum sen Malafat'a iyi bak Malafat'a. Seninle daha çok film çekeceğiz biz. Tamam mı koçum? Tabii abicim. Merak etme. Biraz tükenmişlik sendrom var üzerimde. Şeyimi tükettin. Yani içimi tükettiniz. Atlatır atlatmaz setteyim vallahi. Hiç merak etme. Hadi küs. İnanmıyorum. Aynıyız. Aynıyız. Abim işte ya. Abi bende de var biliyor musun? Yazı yazamıyorum ya. Romanlarımı yazamıyorum ya. Neden? Çünkü bende de tükenmişlik sendromu var. Aynıyız ya. Yoksa biz kardeş miyiz? Vallahi senle biz kardeşiz falan ama. Bırır ya ne ayak. Bir havalar, bir tafralar, bir tripler falan filan. Ya bro, bu tüpçüden falan olmasın be. Bro mu? Bana bro mu dedin abi? Abi ilk defa birisi bana böyle sesleniyor biliyor musun hayatımda? Ne kadar samimi ve içten. Abim benim. İlk abim var benim be. Canım, canım artist abim benim. Dur lan. Bir de şu yanak. Dur. Dur. Aa, siktir. Ne oluyor be? Ya bunu niye vurdun şimdi ben anlamadım ya. Ben abiyim oğlum. Döverim de severim de. Abi yüreği sen anlamazsın. Siktir. Ne? 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 Abiciğim beni kaşıklama. Kaşıkladın ya beni. Sikçe mi beni? Kerim abi. Kerim abi. Ne yapıyorsun lan? Ona kıymıyorsun anda lan. Bir sus abiciğim. Bir sus. Ne diyorsun lan? Neden hayali? Aşağıda insanlar var. Aşağıda garip garip adamlar. Garip garip kadınlar var. Ve maskeli maskeli. Korkuşlar yeminle bak. Bizim... Ne istiyorlarmış oğlum? E gideyim sorayım ben aşağı. Ne istiyorsunuz ya? Sor bakalım. Abiciğim neyine soruyorum Allah aşkına ya. Korkunç görünüyorlar diyorum ben sana. Ben kıllandım bu işten. Bir gidip bakalım. Ha siktir. Güvenlik. Bu herifler kim lan? Organ mafyası falan mısın Meral oğlum? Abiciğim. Organ mafyası derken? Hani milletin götünü başını kesip satıyorlar ya. Abi yapma ben tırsarım ya. Domuz bağı yapmasınlar bizi. Oğlan etmesinler şimdi bunlar. Merak etme oğlum. Benim adım Kerim. Alayını zikerim. Tiplere bak Kunti. Mevzuya giriyoruz. Hazırlan. Bitirdin bizi abi. Selamünaleyküm. Gelenler. Vay ki ne vay be abi. Anne.
Vibratorium Çünkü Tutankamos Abi siki tuttuk Dayı kere ben senin Bırakın Durun lan! Ne biçim manyaksınız oğlum siz? Durun! Sen buyur abla. Siz yapın ibadetinizi. Ben böyle iyiyim ablacığım. Sağ ol. Abi, abi. Alaplığının üstünden, alaplığının üstünden karga da geçiyor, karga, karga da geçiyor, karga. Kız ben seni almayacağım, kız ben seni almayacağım. Dalga da geçiyor, dalga, dalga da geçiyor, dalga. Birazcık baksan yârim, birazcık baksan yârim. Ne saçmalıyorsun lan sen? Sen de kimsin? Abicim, abicim yardımcı olsana. Abi ne sokayım seni? Abin gibi maçı idare etsene. Hıkman herif. Çabuk şunları yakalayıp getirin buraya. Arkadaşım harbiden ay güzel. Sus, sus, sus. Abi. Yürü. Yürü. Abi. Yürü. Bırak ulan elini. Yürü. Bırak ulan. Yürü. Çök Kerim abi, bokunu yiyeyim. Çök ya. Kimsiniz lan siz? Ha? Nasıl geldiniz buraya? Burası özel bir toplantı yeri. Abicim biz kapıyı açık bulduk. Baktık muhabbetiniz güzel böyle. Süzüldük. O yani. Asıl siz kimsiniz lan? Ha? Ne biçim manyak heriflersiniz oğlum? Ne ayaksınız lan siz? Ha? Abi, ölü seviciler. Abi, ha? Abi. Doğru konuş. O dilini keser köpekleri atarım. Tabii. Biz kim miyiz? Bizler özgür adamlar kardeşliğiz. Olur öyle olur. Buraya liderimizi son yolculuğuna uğurlamaya geldik. Otogar mı lan burası? Ha? Yavşaklar. Asker mi uğurluyorsunuz ulan? He? Yadigar'ı çağır. Yadigar kim lan? Ulan sokarım Yadigar'ınıza lan. He?
abi, yağlı karnı demek ki bayağı böyle hacimli bir şey yani. Gelin bakalım kuzucuklar. Sizi biraz kucaklayayım. Biraz sonra kim kimi kucaklayacak görürüz bok torbası. Son vuruş günündeki finali hatırlıyor musun? Hatırlamam, hep onunla yaşıyorum. Üç! Allah! Bir gel bakalım koca oğlan. Vallahi tutuştururum kıllarına bak ha. Aman arkam daha büyük bir sıkıntı. Sağ ol. Sen de kimsin be? Gördüğünüz gibi imamım hanımefendi. İmam mı? Evet. Ne imamı? Bildiğiniz klasik cami imamı. Ha, iyi onu anladık da. Niye buradasın? Cenazeyi gömmeye geldim. Kimi? Ölü kimse onu. Babama mı? Babanız ölü mü? Evet. O zaman şanslı kişi ta kendisi. Eğer başka ölü yoksa. Ha, sanırım benim kafam fazla uçtu dün gece. Hayal falan görüyorum hemen de. Oh. Oh. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol ben. Nebaniye benzer bir halin mi var? Merak etme, ölmedin. Ben imamım. Oh. Çok şükür ya Rabbim. Allah'ım. Bir dakika lan. Zebani derken? Bizi cehenneme mi layık gördün imam efendi? Bu sıfatınla başkine layık değilsin ama yine de Allah bilir. Sıfatında ne varmışlar? Senin var ya sakalını sıvazlarım baka. Bana bak, dua et imamsın. Yeminle vallahi girişirdim ha. İşte mesleğimi bu yüzden çok seviyorum. Milletvekillerinden bile dokunulmaz. Sana buradan bir dokunurum. Görüyor musun onu? Şşşt, cız. Ha, burada mısın? Abicim, bir bakar mısın? Abi, sabah sabah ne iş? İmam görüyorum ya. Geveze, hem de bu kadar. Ben getirdim oğlum. Babamın cenazesini İslami usullere göre kıldırıp gömsün diye. Ha. Dün gece görmedin mi zavallının halini? Bir geç kalsak Allah muhafaza. Yiyecekler miydi, kesecekler miydi, yakacaklar mıydı? Allah bilir ya. Abi, ben çok daha fenasını düşündüm biliyor musun? Senin peder böyle ortada. Anadan yürüyen cıbıl. Söylemeye dilim varmıyor ama hani... Sus, benim de aklıma geliyor. Sus, sus, söyleme. Söyleme. Tamam sustum. Benim var ya baş kontrolden çıktı. Başım zonkluyor. Ne oldu oğlum? Dün gece vurdun ya başıma ben. Yadigar yarama sormasın lan kafana. Yok be abicim ya. Gördün ben mevzuyu tamam mı? Tırstım. Dedim ki ben vurayım kafama. İşi garantiye alayım. Bir koydum kafaya. Kafa gitti. Ulan basit. Ulan basit. Bir bastır lan. Bir bastır git lan. Heh. Bak. Al. İlacım buradaymış. Hı. Başka bir ihtiyacın var mı? Çişin geldiyse bir değişeyim istersen. Yavaş, yavaş gel. İmamın yanında yaptığın hareketlere bak abicim. Kaç yaşında adamsın ya. Ayrıyetten görünce korkarsın ona göre. İstir git lan. Sende olan bizde yok mu? Yok. Hadi imam efendi, hadi, hadi. Karnını doyurduysan kalk gidip halledelim artık şu işi ya. Tamam, tamam. Hadi. Şu reçelli ekmeği de alayım yanıma. Bir yedirtmedin ya. Lan neredesin sen Demir? Haleme bakılırsa koşudan gelmişim. Ay görüyorum, görüyorum da senin aşağıdaki imamdan haberin var mı? İmam mı, ne imamı ya? Ay of Demir, senin de hiçbir şeyden haberin yok ya. Babamı gömmek için bir tane imam gelmiş. İyi de kızım, baban Müslüman değil ki. Ay ben de onu diyorum sana. Sabah sabah görünce dedim ki hala ayılamadım herhalde. Demir. Hapımı aşağıda unuttum. Ya bravo sana Rüya, ortalığa hap mı bırakılır kızım? İnşallah bir ağrı kesici sanıp değişmemiştir.
Bonjour madame. Günaydın Kahya. Madame, Kerim Bey bir imam getirmiş. Babasının cenaze namazı için hazırlık yapıyorlar. Ne? Oui. Neyse, boş ver. Ne isterse yapsın şimdilik. İster yaksın, ister mumyalasın. Miras açıklanana kadar idare edelim de. Yalnızım nihayet. Artık benimsin Peri. Aramızda hiçbir engel kalmadı. Rahmetli büyük büyük dedem Haymanalı kasap Rüstem'in de dediği gibi sıkma canını. Hayda! Ne yapıyorsun hayvan herif? Hayvan herif değil. Pierre herif. Stigit. Yürü. Babacığım kusura bakma. Allah'ım sen affet ya Rabbim beni. Hah. İmam efendi. Babam hazır. Tamam tamam geldim. Artık size emanet. Anlamadım. Diyorum ki yani duaları bol bol okuyun. Dilinizi korkak alıştırmayın. Ben gereği neyse yaparım size merak etmeyin. Tamam tamam istemez. Dualar belli. Standart zaten. Bize gelişi aynı diyorsunuz yani. Subhanallah. Yasin suresini okuyacaksınız değil mi hocam? Okuyacağım evet. Oh. Elhamla subhaneke. Evet dedim ya evet. Tövbe tövbe. Kızmayın ya. İşinize karışmak için falan değil yani. Kırk yılın başı bir babam öldü. O yüzden biraz stres yapıyorum. Affınıza sığınıyorum hocam. Kusura bakmayın. Tamam. Merak etme. Senin güzel hatırın için hepsinden fazla fazla okuyacağım. Allah razı olsun hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam, sizi yalnız yakalamışken bir soru sorabilir miyim ben ya? Sor bakalım. Hocam, bizim bir arkadaş var. Böyle ayıp filmler yapıyor. Hani çıplak. Ne? Erkek ama ha, erkek. Hocam, diyorum ki bu arkadaş kaç sene yer? Allah Allah, avukat mıyım ben? Pazarlık mı yapıyorsun sen yan odamla? Tövbe hocam böyle bir şey demek istemedim. Yani diyorum ki bunun bir kolayı var mı? Hani defterden sildirmenin, affettirmenin şöyle bir deve kessek falan. Ya, abi ne yapıyorsun Allah'ın? Ay! Aman! Ne yapıyorsun? Ya cenaze merasimi tertiplemişsin. Olacak şey mi ya? Subhanallah. Parti mi bu evladım? Cenaze namazı. Tertip edilmez kılınır. Ya iyi de biz Müslüman değiliz ki. Ne? Nasıl Müslüman değiliz be? Basbayağı Müslüman değiliz demek. Sen Türk değil misin oğlum? Türk'üm ama beyaz Türklerden. Ya olur mu? Her Türk Müslüman da var ya. Beyler eğer babanız Müslüman değilse ben bu namazı kıldırmam. Aa, bak ne diyor İmam Efendi. Ay ağzına sağlık. İmam Efendi biz Müslüman değiliz. Bir dakika. Siz bir dakika değil. Bir dakika. Bir dakika. Babamın nüfus kağıdında ne yazıyor? Müslüman da. Soru bitmiştir. Olay tamam. Ama abi ya 40 yıllık babamı sen benden daha mı iyi tanıyorsun ya? Sen daha dün geldin. Bir dakika şuna bir açıklık getirelim. Mefta ölürken kelime-i şehadet getirdi mi getirmedi mi? Getirdi.
Getirme de. Ya güzel kardeşim, sen nereden biliyorsun? Belki içinden getirmiştir. Hem hocam, din Allah'la kulu arasında değil midir ya? Durum anlaşıldı. Ben bu namazı kıldıramam. Ya hocam nasıl? Anne eyvallah. Hocam vallahi olmaz. Allah'ını seversen. Hadi güle güle. Ortadan bırakacağım. Öbür tarafa mı gönderdin? Yok dur lan. Hocam Allah'ını seversen sen kimden yanasın? Hocam lütfen çok rica ediyorum. Kardeşim. Çok rica ediyorum. Yok kıldıramam. Ya 5 dakikanı alır. 5 dakikanı. Ya 5 dakikanı alır. Hocam lütfen. Şerif Ferasi abi. Merhaba canım, merhaba. Abi ben senin çok büyük bir hayranınım ya. Kolyenin de hayranıyım. Bana versene ya. Elle mi be? Çek elle. Abi bütün filmlerini izledim. Hatta seri filmlerini bile. Özge bir, Gözlük. Hale cale tüm mahalle. Lan tamam, sus. Tamam, anladım. Büyük bir hayransın. Boş bir vakit gel, bir imza vereyim ben sana. Abi ben imza istemiyorum ki. Nasihat istiyorum. Ne nasihati be? Abi baksana bana, ergenlik çağındayım. Suratım sivilce dolu. Senden tüy almam lazım. Git baban nasihat etsin sana. Abi babama baş versen. Bana senin gibi tecrübeli biri lazım abi. Kırmızı noktalı sorunlarım var. Benim de kaldırılacak cenazem var. Kaldırmazsam kokacak. Yas tutuyorum evladım. Git uğraşamam seninle. Basit. Ne arıyorsun oğlum orada lan mart kedisi gibi? İn aşağıya. Kerim abi. Kızlar. Evet. Hayvanlar alemine. Maymunlar cehennemine kim gelmiş? Merhaba din abinize. Ver oradan bir kokteyl. Abi rahatla. Lan oğlum o kadar kötü mü koydu kafana lan? Zaten basittin. İyice yedin kafayı uçtun ya. Neyin kafası lan bu? Baba çok güzelsin. Buradan harika görünüyorsun. Süper. Burayı görmen lazım. Canlı parti devam ediyor timizliğiyle. Ulan oğlum 40 yılın başı bir işe yarayacaksın. Yaralı parmağı işeyeceksin. Çamuru yapma. Gel aşağıya hadi. Yaralı parmağı konsepti güzel baba. Çok iyi. Gönderiyorum sabıyı. Lan! Ben! Ya dur! Allah belanı vermesin senin. Dur! Saçmalama bak. Kötü yapar yukarı gelirsem ha. Gel baba gel. Kokteylin hazır. Gel yukarı gel. Geliyorum lan. Geliyorum. Anlayacağın imam gidince iş başa düştü. Basit. Evet. Ben kime konuşuyorum oğlum? Neyin kafasısın sen ya? Abicim ben seni dinliyorum. Tamam iş başa düşürüyorsun. Kıldırırsın cenaze namazını. Hayırlı olsun babacığım. Eyvallah. Ulan oğlum ben full cenabettim. Sen hiç Kerim Fenas diye bu şekil bir imam gördün mü? Görmemiş olayım. Ha, o yüzden 40 hamamda 40 tas suyla yıkansam ben iflah olmam. İmam sensin. Evet benim. İmam benim. Bu kadar basit. Basit imam. Tamamdır babacığım. Sen cemaati topla tamam mı? Ben gidiyorum Kerimciğim. Hadi bakalım. Kerim mi? Kerim mi? Yürü. Allah'ım ya. Gel abi biraz daha gel. Abi safları sıkılaştıralım ya şöyle. Ya elleme beni Demircan. Sen kendi safını sıkılaştır. Abimin hatırı olmasa burada ne işin var ya? O kadar ısrar etti ki kıramadım geldim. İmam nerede? Kim kıldıracak bu cenaze namazını? Vallahi orasını ben de merak ediyorum. Aa. Basit bu. Ne yapıyor Basit? Ne bu kadınların hali ya? Hepsi çırılçıplak be. Aa. Neyse bu idare eder. Örtsene etrafını, her tarafın açık. Ey güzel Allah'ım. Ne kadar karıları soyacağız diye uğraşıyorduk. Bugün örtmeye çalışıyoruz ya. Ne bu halin be? Kapat sağını solunu. Nasıl elbise giymişsin? Bana bak, bana abilik taslayıp ahlak dersi vermeye kalkma. Elini kolunu çek, pis pornocu. Sus be! Terbiye yoksunu kadın. Sen abine nasıl konuşuyorsun be? Tüpçünün çocuğu. Ne tüpçüsü be? Sen boş ver tüpçüyü. Kapat sağını solunu biraz. Hayır, elini çek. Konuşma be. Biliyorum. Alışmamış götte dondurmaz, biliyorum ben. Abi, sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Doğru ya. Sandalye değilim ama çok göt gördüm. Abi bir sorum daha var sana. Bamya yersek bamya gibi mi olur? Öyle diyorlar da. Ulan oğlum öyle olsa biz gece gündüz patlıcan yeriz be. Hadi yürü. Hı
hepiniz beni kırmayıp katıldığınız için sağ olun, var olun. Biliyorsunuz her şey babam için. Şimdi birçoğunuz bugüne kadar hiç namaz kılmadı. Ama merak etmeyin, gayet kolay, çok kolay. İmama uyacaksınız, imam ne yaparsa onu yapacaksınız. Basit kardeşim de profesyonel bir imam gibi gayet uzman, konuya hakim, tecrübeli ve yeteneklidir. Hadi Allah kabul etsin. Amca dayan biraz daha, namaz sırası şimdi. Tamam, pısın. Ne oluyor be? Abi, gel gel. Ben patlıcan yiyeceğim ya. Belki patlıcan gibi olur. Bok ye mi? Abdesti mi kaçıracaksın? Bir siktir git be. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kadir baba! Kadir baba! Seveyim. Yemin ediyorum çarpılacağız. Söyle şuna dursun. Ya yapacak bir şey yok oğlum. İdare edeceğiz durumu. Sus. Büyüksün babam. Büyüksün babam. Ay 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 ay. Oy gitmeyeydin. Oy gitmeyeydin. O gayet değil. Babalara geldin baba. Sana babanıza altıma yapacağım çabuk beni helaya götürün. Ya namazı kılan. Çabuk. Geldi. Sıçacağım şimdi. Dur. Geldi. Sonunda sıçtık işte. Hissettim. Geldi. Sıçtın batırdın yine ya. Hem de sıcak sıcak. Bu nedir ya? Bana da öp. Neyin var oğlum ya? İyiyim ben. Neyin kafasındasın oğlum lan? Bu kafadayım ben. Aspirin verdin ya bana babacığım. Ondan 4-5 tane çakınca var ya. Bak sen verdin ya. Bu ne ya? O benim. O ne be? Sana ne, seni ne ilgilendirir? Hesap mı vereceğim sana? Tabii vereceksin. Ben senin abinim. Ben senin abinim be. Tabii hesap vereceksin. Tüpçünün çocuğu. Abi. Bak Rüya sevgilisine, babasına bile hesap vermez. Kaldı ki sana mı hesap verecek? Ne ilacı kullanıyor oğlum o ya? Niye sordun abi? Ya bizim basit almış ondan da. Kaç tane almış abi? Ya ne bileyim 4-5 tane aldım diyor. Eyvah, seni kitlere bağlamış abi. Nasıl yani ya? Çok güzeliz Allah'ım. Ne olur? Ne ya? Basit. Abi kardeş, hani kimse demez ki bir tanesi entel yazar, diğeri pornostar. Ne? Aa, pornocu mu Kerim? Bilmiyor muydun? Yo, nereden bileyim? Sen nereden biliyorsun? İnternet diye bir olay var Eda'cığım, duymadın mı? Ay, ben de diyorum Rüya niye hiç pas vermiyor Cici abisine? Ay, ne işim olur benim bu pornostarıyla ya? Magazinciye malzeme mi vereceğim? Avukat hanım, cenazeden sonra büyük salonda toplanmamızı istiyor. Mirası açıklayacakmış. Abi, tırtıklı mı çilikli mi ne dersin? Allah cezanı versin derim zevzek herif. İçine ettin en temiz duygularımın ya. Geç yerine be, geç buraya neden toplandığımızı hepimiz biliyoruz sanırım.
O yüzden lafı fazla uzatmadan direkt konuya geçeceğim. Hadi oğlum, hadi, hadi Pierre. Başlıyoruz. Saçları da düzeltelim ya, tamam. Kısıklı çıkalım. Tamam. Evet. Evet. Pierre, makineyi biraz kaldır bakayım. Anlaşıldı. Oğlum kaldır. Böyle iyi. Kaldır, kaldır, kaldır. Dur, birazcık evet. İndir. Heh, tam o camın hizasında olayım, tamam. Evet. Tamam, evet. Evet, güzel. Başlayalım. Başlıyoruz. Sevgili ailem. Sevgili ailem. Bu videoyu hazırlıyorum. Bu videoyu hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Çünkü olur da. Olur da sizinle vedalaşmadan göçüp giderim. O zaman bunu seyredersiniz. İnşallah oğlum Kerim buradadır. İnşallah oğlum Kerim de buradadır. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepiniz hakkınızı helal edin. En çok da oğlum Kerim. En çok da oğlum... En çok da oğlum Kerim. Umarım. Umarım annen seni çok iyi yetiştirmiştir. Vatana, millete. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmuşsundur. Nacizane aktör olduk. Evet, şimdi mirası açıklamaya geldi sıra. Evet. Evet, nerede gözlüğü? Gözlük başınızda. Başımda? Evet. Tamam. Takmayın kafanıza, devam ediyoruz. Ediyor. Nerede kalmıştık? Mirası açıklıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Ben bunak mıyım? Gerizekalı. Biliyorum orada. Lafın gelişi sordum sana. Anlıyorum. Evet. Mirası açıklıyorum. Niye ben açıklıyorum mirası? He? Benim avukatım yok mu? Tonlarca para alıyor o şıllık. Ne işi var? Evet. Bu evi sevgili karım Peri'ye, onunla yaşadığımız güzel günlerin hatırına bırakıyorum. Hiç gerek yoktu. Timsah gözyaşları. Yılan. Çeşme'deki yazlık ve Tarabya'daki villayı kızım Rüya'ya bırakıyorum. Her ne kadar o bununla yetinmeyecek olsa da. Ne yani, hepsi bu kadar mı? Ne yani hepsi bu kadar mı dediğini duyar gibiyim, yazmış. Yok artık ya, daha neler? Devam edeyim mi? Lütfen, lütfen devam edin. Sizi dinliyoruz. Arif oğluma da beni en çok seven oğlum olduğu için holdingi ve Bodrum'daki yatımı bırakıyorum. Olsun, olsun. Ve? Ve. Kerim. İlk göz ağrım. Babalık yapamadığım, vicdan yükünü taşıyarak öldüğüm oğlum. Geri kalan servetimi sana bırakıyorum. Babalık, sağ olsun. Unutmamış bizi herhalde. Öyle kıyıda köşedeki sprintleri de bana bırakmış. Kerim Bey, bahsettiğiniz o sprintler İstanbul ve İngiltere'de birer şirket. Ve Avrupa'da lüks daireler ve 10 milyon dolar keş para. Keş derken? Yani nakit. Evet, sanırım hepsi bu kadar. Sayılmayan, açıklanmayan bir şey kaldı mı Aslı'cığım? Hayır Peri Hanım. Sağ olsun hanımlar, bana uzun cümle kurdurmadan her şeyi birer birer saydılar. Defol git buradan be! Defol! Vasiyeti babanız yazdı. Ben sadece okudum küçük hanım. Bak ya! Hala daha pişkin pişkin konuşuyor. Defol dedim sana be! Defol! Uy ya! Hayatım, mirasın çoğu senin hakkında. Bak, dağdaki geldi, bağdakine kondu resmen. Olsun canım, onun kısmetiymiş, ne yapalım? Ne kısmeti be? Hayır efendim, kabullenmeyeceğiz. Bari bizi düşünmüyorsan, doğacak çocuğumuzun geleceğini düşün. Hamile misin? Saçmalama. Seks mi yapıyoruz ki hamile kalacağım? Ama yapacağız. Hatta bu gece. Hayır. Bu gece yapamayız. Mezarında ters döner adam. Ama istersen yarın yapalım, ne dersin? Sen bilirsin. Ama bebeğimizin geleceğini düşünmemiz gerek. Yani mirasın çoğuna sahip olmalıyız. Yani? Yani Kerim'i ortadan kaldırmalısın. Kim? Ben mi? Tabii ki sen, salak.
Ben öyle bir şey yapamam. Hayatta yapamam öyle bir şey. Hem hayatım boyunca hep bir abi hasretiyle yaşamışım. Şimdi tam onu bulmuşken nasıl kaybedeyim? Ama bak, istersen rüyayı ortadan kaldırabiliriz ha. Hiç sevmiyorum onu. Bırak şu rüyayı. Para Kerim'de. Bir an önce kararını ver. Abimi buldum diye sevineceksin eğer, beni de, doğacak çocuğumuzu da kaybedersin. Bunu bilmiş ol. Sonra da çok üzülürsün. Gidebilirsin. Gidebilirsin dedim. Pardon. Canın sıkın sanki. Yok. Öylesine bir sigara içemedim. Sporcular sigara içmez. İçtiğine göre mutlaka bir sebebi vardır. Haklısınız. Aslında bir sebebim var. Ama bunu sizinle paylaşmaya pek niyetim yok. Yakışıklı. Sportmen. Seksi ve vakur. Rüya bu kadar iyisini hak etmiyor. Rüya demişken sevgilim aklıma geldi. Ben bir yanına çıkayım. Vakurum, yakışıklıyım. Sportmenim. Defol git! Rüya dur, ne oluyor? Defol git! Defol git dedim sana! Ya delirdin mi sen? Defol! Yine fazla mı kaçırdın şunları? İçme diyorum sana şu zıkımı, içme! Bütün mesele benim müptelalığım değil mi? Her seferinde benim müptelalığım. Gördüm seni, can düşmanımla karıştırırken gördüm. Delirdin mi sen, görmüyor musun? Hemen yanına geldim. Ha, lütfettin. Lütfettin tabii. Git, istemiyorum seni. Defol dedim sana buradan. Yeter be, benden buraya kadar. Defol git. Defol! Ulan kerepiçi. Ulan kerepiçi, sevgilimle senin yüzünden ayrıldım. Ben bu gece bunun intikamını senden almazsam. Servet sizin hakkınızdır madamım. Onu kimsenin almasına izin vermeyeceksiniz değil mi? Merak etme Kahya. Bu gece hepsi benim olacak. Bir planım var. Bombayla kız kardeşini bayılttı. Ne olacak? Osuruk tesirli bomba mı? Teknoloji ne kadar ilerlemiş, polislerde yok bizim bu teknoloji. Gel buraya. Şimdi sıra sende. Gel. Seni Allah kahretsin. Seni Allah kahretsin. Bir beceremedin şu işi. Bana bıraktın gene ya. Hadi ya, hadi ya. Ben yapamayacağım. Ben abimi öldüremeyeceğim. Yapamam. Yap şunu. Yap şunu. De. Neyle yapacağım ya? Çükümle mi öldüreceğim? Oh, kız kafalı. Ellerini kullan, ellerini. Ellerimi mi? Bu eller yazar eli kızım. Bunlar yazmaya alışmış. Cinayet işleyemez ki bu eller. Aşkım, madem bu ellerin bu kadar narin, o zaman yastık da yap. Yastıklar. Evet, evet. Sessiz. Ya şunu. Şey yapacağım. Bunda olmaz. Bunda olmaz. Bunda çok
canı acılı abimin. Daha ani bir hareket lazım. Daha az canı acımalı. Yapamam ben bunu. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok kibarsın sen. Ay teşekkür ederim abicim. Bırakın kibarlığı da öldürsün hadi. Patla kıyamam. Başlatma şimdi. Ağabeyimden yap şunu. Ne oluyor lan? Oo! Bir şey değil. Yardıma ihtiyacınız varmış gibi duruyordunuz da. Ne yaptın? Tam bulmuşken abimi mi öldürdün? Bedkar! Vicdansız kadın! Soysuz, kanatsız şeytan! Canavarsın sen! Surata bak! Madem çok seviyorsun abini, sen de git yanına. Bonsoir, madame. Şimdi göz kapakların ağırlaşıyor. Aha! Katil uşakmış be! Bir de bizi bağlamış lan dümbük. Ulan bu kadar manyak nasıl toplandınız lan bir araya? Ne oluyor lan bu evde? Boşuna çenenizi yormayın. Bu gece hepiniz ölüyorsunuz. Ölüyor musunuz? Abi ölüyorsunuz diyor ya. Ben korkuyorum. Böyle bir daralma geldi içime yemin ederim ya. Sen bokumu öldürürsün bizi. Alayınızı mahkemeye veririm vallahi. Hem bak burada adaletten biri var ya. Öyle avukat kaçırmak normal vatandaş kaçırmaya benzemez hem. Ulan gölgelerde saklanıp şekil yapmayın. Alayınıza kayarım lan. Erkekseniz teker teker gelin. Kadınmış be. Hayatım, siz misiniz? Çok sevindik. Hadi gelin hemen çözün bizi. Çözün, kurtulalım. Senden bir halt olmaz Arif. Senden de o aptal kitaplarından da nefret ediyorum. Her şey bitti. Buraya kadar. Anlamıyorum seni ben. Ne diyorsun hayatım? Gerçekleri söylüyorum hayatım. O kadar beceriksizsin ki şu Kerim'i öldürebilseydin hayatında bir şeyi becerebilmiş olacaktın. Ama nerede? Korkaksın sen. Korkak değilim. Abim o benim. Abimi seviyorum. Nasıl kıyayım abime? Çünkü hep bir abim olsun istemiştim. Çok zavallıca. Ben de senin hep babanın mirasına konmak istemiştim. Yani sen babamın mirası için mi evlendin benimle? Tabii ya, salak. Ne sandın? Rüya, sen de mi kardeşlerine ihanet edeceksin? He? Allah cezanı versin. Tüpçüden bağ, tüpçüden. Bu kadın milleti böyle. Ben bunların içlerini biliyorum. İç organlarını biliyorum. Kalpsizdir bunlar, kalpsiz. Sen de abin gibi kimseye bağlanmayacaksın. Yalnız takılacaksın kardeşim. Tamam. Merak etme. Buradan kurtul. Sıkı bir alem yaparız. Tanıdığım iki tane Roman karı var. Üf. Oh, onlar verir mi? Oh, hem de nasıl. Çatır çatır. Yetti be aile dramanızdan. Daha fazla izleyemeyeceğim. Ben bir dizi gibi oldunuz be. Haklısın Pericim. Haydi kızlar, biz de yukarı çıkıp neler yapabileceğimizi konuşalım. Bence de. Kızlar, siz diyorum ki çok fazla acele etmeyin. Az çok tahmin ediyordum filmin sonunu ama bana bile sürpriz oldu be. Gel ya. Oy. Yorum! Yorum! Ya bırak be! Ha, Peri ne oluyor ya? Pis cadı! Cadısın sen, cadı. Kızlar, siz beni yeterince iyi tanımamışsınız. Ben kimseyle ortaklık etmem. Yıllarca ben bu evde tek başına Kadir Bey'in başını bekledim. Siz ne yaptınız? Hepiniz çektiniz gittiniz, hayatınızı yaşadınız. Benim içim çürüdü, içim. Bu yüzden bu miras sadece benim hakkım. Aa.
Madem ki bugün itikaf günü, benim de söyleyecek birkaç sözüm var. Yıllardır ben de seni bekliyorum. Ben seni hak ettim. Sen ne cüretli benden sahne çalarsın be. Peri, sevgili Peri. Herkesin huzurunda itiraf ediyorum. Seni seviyorum. Hayda. Yıllardır iç çamaşırlarımla yatıyorum. Dilimi gırtlağına sokmak istiyorum. Pislik. Bak Kadir Bey de öldü. Aramızda hiç benge kalmadı. Ben diyorum ki gel beraber happy end yapalım. Salak. Ben sana mı kaldım? Senin cezanı ben sonra vereceğim. Ne yazık ki şimdi ilgilenmem gereken daha önemli işler var. Hadi git. Bir an önce ayini hazırla. Şunlardan kurtulalım. Hayır. Kurtulmak derken ne demek istedi abi? Ulan amana koyayım. Gene mi ayin kafası be? Ulan buradan kurtulayım. Hepinize tek tek ayin yapacağım ben. Bu dün gece ayini idare eden ana kraliçe değil mi be? Vay başıma gelenler ha. Uçmasın abi şimdi bu. Şimdi ne yapacağız abi? Korkma. Ben bizi kurtarırım. Ne boğdun abi? Nasıl bir planın var mı? Ne o yıkoncan? Kuyruğu titretince bakıyorum abine sığındın. Olsun ama. Ben seni kardeş kontenjanına dahil edip seni de kurtarırım, merak etme. Sağ ol abi. Abi? Bana abi mi dedin? Ulan hep bir kız kardeşim olsun isterdim ha. Abi, sana yaptığım şeyler için özür dilerim. Beni affet olur mu? Senin abi diyen ağzını yerim ben be. Hem kardeşler böyledir ya. Kavga ederler ama olsun. Onlar birbirlerini severler. Yanımsın sen benim. Haklısın abi. Ben ne olacağım? Sana da soba borusu çıktı kutudan artık. Onunla idare et. Abi nasıl kurtulacağız buradan bunların elinden ya? Cani bunlar. Basit. Çok basit hem de. Nasıl? Bizim basit. O kahramandır oğlum. O şimdi uyanınca bizim yokluğumuzu anlar. Bizi aramaya başlamıştır bile. Biraz sonra gelir bak. Git yukarıdan öbür bıçakları da getir Kahya. Vay! Ulan arkadaş, madem bizi öldüreceksin, bu kadar masrafa ne gerek var ya? Hep bir artistik, hep bir şekil. Bize de yazık ya. Hala anlamadınız değil mi salaklar? Bu cinayetleri ben değil, özgür adamlar işlemiş olacak. Hedef şaşırtmaca yani, üvey anneciğim. Ortadan kaybolduğunda beni kimsenin aramaması gerekiyor. Çatır. Selamun aleyküm. Bonjour, monsieur. Selamun aleyküm. Bonsoir, monsieur. Bakın, beklediğiniz kahramanınız da geldi. Hem de kargoyla. Ay. Paket servis. Aa!
daha taştan alet edevat yok mu ya? Ha? Abi. Şehadet getir kardeşim. Son nefeste de olsa Müslüman ol. Allah affeder. De abi ben bilmiyorum ki nasıl bir şey. Söylediklerimi tekrar et. Tamam. Söyle. Eşheden la ilahe Eşheden la ilahe illallah. Abi, ne şeyler anne, Muhammed Rabbim beni söylüyor. Allah, öldüm mü abi? Ah, yaşıyorum abi. Müslüman oldun, kurtuldun kardeşim. Hamdolsun. Ana! La kafam kanıyor! Kafam kanıyor! Kanıyor mu? Ya, ya. Önce senden başlayalım. Yani ya benden başlasın. Basitten başlasana. Ama ne arayana olur, ne soranı. Abicim ne yapıyorsun ya? Allah'ım basitin duaların hepsine ve daha fazlasına katılıyorum. Çevirdiğim kadar geri çevirdiğim filmler de oldu. Ramazanlarda çalışmadım Allah'ım. Hatta bir defasında oruç bile tuttum. Allah'ım lütfen bunları unutma Allah'ım. Beni affet Allah. Öldürme! Bırak! Ben öldüreyim katilin olayım! Bırak! Ay yine de kızıyorsun. Ne Yaşar! Demir sevgilim. Sevgilim. Aferin lan Demircan. Demircan değil abi. Demir onun adı artık. Aferin Demir. Kasların bak bir işe yaradı artık he. Ben de bir gün işe yarar diye büyüttüm zaten. Demo! Geldim. Hadi oğlum hadi. Özlem kız dur. Aslı iyi misin? Ya. Demir çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Abi ne yapacağız? Bu manyaklar uyanmadan hemen bir bağlamamız lazım bunları. Hadi. Kocacığım. Ya bir çekil hadi. Sen de be. Soba bolusuna sarıl sen bana değil. Ulan bunlar ölmüş olmasın. Ne? Bir dakika abicim ne ölüsü ya? Sabah. Oğlum uyan. Bir şey istiyorum. Ne? Bir de mi istiyorsun lan? Ha? Öldü bu. Bu da ölmüş oğlum. Ne yaptın lan? Demir. Ne? Ne bakıyorsunuz? Ne yapsaydım sizi öyle eli kolu bağlı görünce dayanamadım. Elimin ayarı fazla kaçtı herhalde. Yok sorun değil. İş kazası deriz olur biter. Yani Arif diyor ki artık sen de ailedensin. Bir gereğini yapacağız. Ama önce şu cesetlerden kurtulmamız lazım. Hadi. Hadi abicim hadi. Öldü gitti bunlar. İşte ne yapayım? Lan bir şey yok. Yavaş lan. Ya size yordum gece başınızı belaya soktum. Kusura bakmayın. Yahu ne demek Demircan. Koçum benim. Sen bizim kahramanımızsın. Lafı mı olur ya? Demircan değil abi. Demir. Takılma bunlara. Ya artık sen ailedensin. Hepimiz kardeşiz. Birimiz. Hepimiz birimiz için. Ha? Yeter ya. Ben bu D'Artagnan saçmalığına ortak değilim. Suçlu Demir. Gözlerimle gördüm. Gerekirse şahitlik de ederim. Tabii. Eğer istediğimi vermezsiniz. Neymiş istediğin kaltak? Her şeyi istiyorum. Herkes kendi payına düşeni tek tek bana verecek. Gerekirse her şeyi polise anlatırım. Ya da? Beni de öldürmek zorunda kalırsınız. Ufak bağda öldürtecek kendine var. Size gerçeği açıklamanın zamanı geldi. Allah yakalandık. Sen de kimsin be adam?
Ben Kardeşlik Birliği'nin başavukatıyım. Meslektaşım Aslı Hanım beni çok iyi tanır. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Nedir bize açıklayın şahınız beyefendi? Ulan yoksa babam babam değil mi? Yine piç mi kaldım ben ya? Lafı fazla uzatmayacağım. Kadir Bey'in sahte vasiyeti görevini tamamlamış görülüyor. Ben de gerçek vasiyeti açıklamak için geldim. Bir dakika, bir dakika. Beyefendi, şunu baştan anlatır mısınız? Tamam. Öncelikle her şeyi liderimiz Kadir Bey'in isteği doğrultusunda yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bu ev kameralarla günlerdir izleniyordu. Her yer mi izleniyordu? Her yer değil tabii. Kimsenin kıçına meraklı değiliz. Kadir Bey tüm mal varlığını Kardeşlik Birliği'ne bağışladı. Aslı Hanım'ın açıkladığı miras sahteydi. O yüzden ben bu vasiyeti getirdim ve böylece sizin elinizdeki vasiyet geçersiz kalıyor. Doğru. Bendeki sahteymiş. Kadir Bey tüm mirası kardeşliğe bırakmış. Oh be abi. Sonunda eşitiz yani. Ben de bana bir şey kalmadı diye üzülmem artık. Basit. Ha. Bana bak bu kaldı. Ne yapıyorsun abi? Pardon. İyi de neden babam böyle bir sahte vasiyet hazırlamış ki direkt bu birliğe bıraksaydı da olurdu yani. Hepsi Kadir Bey'in oyununun bir parçasıydı. Öncelikle Kadir Bey, Kerim'e kavuşmak ve ölmeden önce onu görebilmek için sahte bir miras hazırlattı size. Şimdi anlıyorum. Kadir Bey Kerim'e ulaşmak için önümüze bir yem attı. Vay be. Babalık hepimizi iyi yemlemiş ya. Sadece o kadar da değil. Hepinizi bir araya toplamak ve kardeşleri buluşturmak da istedi. Miras birbirinizi yakından tanımak için çok iyi bir yoldu. Doğru düşünmüş valla. Olmayan miras bizi ne hale getirdi baksanıza. Kadir Bey bu olacakları tahmin etmiş ki benden tam bu noktada devreye girmemi istemişti. Şimdi siz her şeyi biliyor musunuz? Evet. O zaman polis gelmek üzeredir. Polis niye gelecekmiş ki? Ben bir şey görmedim. Ben sadece 6 kişinin hayatının kurtulduğunu gördüm. Aslında bir de Eda Hanım'ın sizi tehdit ettiğine şahit oldum. Ne? Evet. Ne tehdidi? Ama yine de polisi çağırmadım. Biz de böylelikle yolumuza bakarız. Ben hep söylemişimdir zaten. Para beni bozar, üstelik bir de gaz yapar. Ben de buna en yakın şahitlerinden bir tanesiyim abicim. Ayrıca para da neymiş ya? Ben aşkımı buldum zaten. Bence biz gerçek mirası kardeşlikte bulduk. Be abim. Gelin. Bana bak Demircan. Hemen nikah kıy şu kıza, ha? Çocuk çalışmalarında başlayın, tamam mı? Yani bir yeğen istiyorum. Bu aileye bir bebek yakışır. Sen hiç merak etme abicim. Bu akşam hemen çalışmalara başlıyorum. Ben de sana bebek yaparım aşkım. Hem de ikişer ikişer. Herkes hak ettiğini bulmuştu. Üçümüz de beş parası sersefil ortada kalmıştık. Acilen bir şeyler olmak zorundaydı. Ve oldu da. Aniden çişimiz geldi. Oha ne lan bu? Yuh! Vay başıma gelen be! O ne oğlum lan? Öyle abi. Lan oğlum, parayı bulmuşuz. Haberimiz yok ha. Yürü! Miras buradaymış abi. Olmuyor! Olmuyor. Abicim nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Tam dediğini yapıyorum hani böyle.
Abicim. Abi yok sette. Bu bir. Hocam var. İkincisi oğlum. Seyirciye aşk, seks, şehvet, bütün duyguları hissettirmemiz lazım. Sen şanslısın ya. Ben sana sulu yemek çıkarıyorum. Biz bunları iki poğaçayla yapıyorduk. Hatırlasana. Tamam abi. Say. Motor hemen başlıyoruz. Motor! Yeni draft hazır abi. İzin verirsen rejiye verelim de çoğalsınlar ha. Ya bro, sana kaç defa söyledik şu senaryoyu fasikül fasikül getirme diye ya. Ya adama bir bakıyorum senaryonun başında aşk adamı. Sonunda bir bakıyorum ki adam vampir. İki günde benden senaryo yazmamı istiyorsun. Bundan daha iyisini mi istiyorsun? Olmuyor abi. Olmuyor abi. Çok güzel. Dün geldin. Bugün sektörde bana iş öğret. Ha sektör. Stop. Stop. Yemek arası ya. Kızdım ama abi. Aslında başka türlü senaryolarım var benim. Mesela Bakire vampir yani vamperella. Böyle bir senaryo var kafamda. Evet hani vamperella da iyi var. Hani başka bir şey koyabiliriz biliyor musun? Ne dersin abi? Sağ ol. Büyüksün abi. Eyvallah kocuğum. Cansın.